Evet, bildiğiniz gibi bundan birkaç ay önce YouTuber Durağı'nın yeni logosu için bir yarışma başlatmıştık. Ama ve lakin araya giren sürede bize gönderilen logoları değerlendirme ve bir birinci seçme şansımız olmamıştı. O yüzden bugün YouTuber Durağı'nda Ekin'le beraber bir araya gelip sizin gönderdiğiniz logoları değerlendirecek ve aranızdan bir birinci seçeceğiz. Aynı zamanda ödülümüz de 1000 TL. O zaman birinci geleneksel YouTuber Durağı logo yarışması huzurlarınızda başlasın! Kendi başına alkış yapınca da hiç olmuyor. Evet, logolar akla gelince ilk akla gelen insan Ekin Kollama ile beraber, sizlerle beraber şu anda. Eski bir Adopt çalışalım. Photoshop çalışalım. Ekin Kollama ile beraber sizin gönderdiğiniz logoları hem değerlendireceğiz, hem yorumlayacağız, hem de birinciye karar vereceğiz değil mi abi? Evet, çıkarsa. Çıkmama ihtimali de mi var? Niye? Belki hiçbirini beğenmeyeceğiz. Jüri değil miyiz oğlum biz? O zaman ilk şeyimize başlıyoruz. Şu anda bu arada bu logo slaytlarını şurada ekranda görebileceğiniz Berna hazırladı. Sorularımız olursa ona yöneltiyor olacağız. Ayberk Balcı. 17 yaşındayım. Kendi çapımda Photoshop ve çizim yapıyorum. Sizi severek takip ediyorum. Teşekkürler. Tasarımın adı Cumbalak Enişte. Bu tasarımın benden bence bir şey olmayacağı isminden Cumbalak Enişte'ye hemen bakıyorum. Güzel. Er gazinosu. YouTube logosuyla beraber YouTuber Durağı olmuş. Yok bu olmaz. Ayberk. O kadar olmaz ki Ayberk. Seni 3 hayırla uğurluyoruz şu anda aramızdan. Evet. Düşün bak bir tane daha hayır ekstra var. Ayrıca bir logonun içerisinde başka bir logo kullanamazsın. Bunu da şey yapalım. Evet geçti. Öyle mi oluyor? Kullanamazsın normalde. Yani telif olarak. Ama belki intro güzel olabilir. Hani introya bakıyoruz. Giriyoruz. Girdim. Yani. Ekstra bir şey yok. Ayberk kusura bakma. Görüşürüz Ayberk. Geçtim. Orkun Uslu. 18 yaşındayım. Lise son sınıftayım. Hayallerim YouTube kanalı açmak. Ömer Şanlı'yı çok seviyor. Çok teşekkürler. Orkun bu arada açabilirsin yani YouTube kanalı açmak öyle hani dükkan açmak gibi bir şey değil bedava. Telefondan video çekerek başlayabilirsin. Hepimiz sonuçta böyle başladık. Orkun'un hemen logosunu... Güzel olmuş. Ben çok beğendim. Ben mesela bunun profil fotoğrafı yapabilirim YouTuber Durağı'nda. Ben şu an favori logom bu. Evet, 2'de 1 olaraktan geçiyorum. Veysel Bacanlı. 15 yaşında öğrenci, üniversitede radyo ve televizyon bölümünü okumakta ve ileride saygı duyulan bir insan olmak istiyor. Güzel bir hayal. Tasarımının adı da Ponçix adındaymış. Tasarım isimlerini keşke vermeselerdi ya. Hakikaten Ponçix. Genel izleyici YouTuber Durağı. RTÜK tasarımımızın adı. Bir de böyle çok global bir sigorta şirketine benziyor. Şu kadının saçını kapatırsak falan böyle. Ben bunu beğenmedim. Evet, bu çok olmamış. Evet. YouTuber Durağı'nın bir aile olduğunu anlatan... alt mesajı güzel ama. Alt mesaj güzelmiş. Bak. Şey yapalım mı? diye böyle tuş koymadın mı buraya? Adım Arda İzmirliyim, yaşım 13. Eğer parayı kazanırsam para ödülle mi veriyoruz? Biz ne yapıyoruz ya biz? Para ödülle veriyoruz. Kaç para veriyoruz? 1000 TL veriyoruz değil mi? Online dersler için harcayacağım parayı diyor. Abi bir de Ekin abi de bak. Ya bak. Bir tane kulaklık yollayabilir mi? Tamam yollarım. Direkt. Bunu... Şak. YouTuber Durağı. Arda logo yapmamışsın. YouTuber Durağı yazıp yanına YouTube logosunu koymuşsun. Olmamış ama yine bir kulaklık kazandın. Geçebiliriz. Emrecan Çetin Kale, 16 yaşındayım. Öğrenciyim. Hayalim inşaat mühendisi olmak. Umarız olmasın. Niye? Yani. Ya sektör şu an kötü ama belki yurt dışına çalışacak. Sektör kötü sadece ondan dolayı. Oo bir dakika dur. Favori logomuz geliyor. Gel logoyu gör. Geliyor logo. Hazır mısınız? Geliyor, geldi. Bir şey söyleyeyim. Ne diyorsun? Algılamaya çalışıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bana bunu çekeceğiz diye WhatsApp'ta ben bu logoyu aradım. YouTuber Durağı'na çıkacak insanlar akbil bassın. Şuraya şey yapayım. Güzel. Şuraya ne o? Güzel esmi. Geçerken şey yaptığın şeyin adı? Turnike. Turnike koyuyorum. Fotoğraf olanlarda yetersiz bakıyor. Bu hafta aramızda değil mesela. Emrecan bak çok güzel logo olmuş. Başarılı, esprili ancak yani YouTuber Durağı yazısı durakla bilmiyorum yani bir fark. Mesela ben olsam sadece Durağı yazmam YouTuber yazarım. Hayır eşit değil yani bu. Kendisinin kalanını zaten diagonal yapmamış. Yoksa Ömer'in bakışı falan bence on numara. Onlar çok iyi. Durakta hiç bekleyen yolcu görmüyorum. Nerede çalışanlar? Meryemcan niye? Meryemcan şurada oturması lazım. Yanında Ekin, yanında Murat. Ya sıkıntı şurada. YouTuber'lar durak kullanmıyor ya direkt kendi orada. Yani buraya YouTuber'lar değil, YouTuber olmak isteyenler. Şurada çamur var değil mi? Uğur kardeşi falan koysan okey genel. Yine de tebrikler. Bravo. Yusuf Sami Orta. Hayalim sizin gibi büyük bir ofiste çalışmak ya da doktor olmak demiş. Yani doktor olup da büyük bir ofiste çalışabilirsin. Evet, olabiliyor. Geçiyoruz. Hoppa. Evet. Hayda. Güzel. İlginç. İki logo bir arada. Evet. Niye böyle? Ofis bas yalnız. Ama yalnız school bus değil. School bus değil, ofis bus. Ofis bus. Niye otobüs? Otobüs. Yani ofis bus. Yani duraktan belki şey olabilir. Olabilir. Tamam. Bir dakika, durağına bakmak istiyorum. Bak. Durağı. Tam oturmuş camlara. Evet. YouTube'dan not, kız arkadaşım Zeynep'e selam gönderirse sevinirim. Zeynep! Yusuf'un kız arkadaşı Zeynep. Sana çok selam yolluyoruz buradan. Ayrıyetten 13 yaşında kız arkadaşın olmasını takdir ettim. Mert Dev. 17 yaşındayım, öğrenciyim. Hayalim sizlerle bir gün geçirmek çok değil. Bir gün adam ona bir gün çok değil. Ofise normalde misafir kabul etmiyoruz. Normal hayata dönersek belki bir şeyler olur. Evet, belki bir etkinliklerde, bir şeylerde bir araya gelebiliriz. O zaman Mert'in logosuna bakalım. Of. GTA haritası mı? Ne haritası o? Bence bu... GTA değil o. GTA değil bu, İBB. İBB mi? Şu an bu noktadasınız. Burada YouTuber yazıyor, durak var ve burada burası YouTuber Durağı yazıyor. Aşırı bir yazı var logoda. Biraz karışık, sadelikten biraz uzak ama ve lakin ilginç bir çalışma. Ama akla ilk gelen çalışma olduğu için maalesef. Evet. Mert'ten de bir not var. Kız arkadaşım Zeynep'e selam gönderirsiniz. Aleykümselam da yani Zeynep acaba... Mert diğer çocuğun şey değil miydi ya? Mert'in de sevgilisi olabilirsin Yusuf, Zeynep. Yusuf'un da olabilirsin. Yusuf'un da olabilirsin. Ya da isim benzerliği de olabilir. İki Zeynep'e de eğer iki kişiyseniz selam yolluyoruz. Burada. Cem Dora Özdemir, boş gezenin boş kalfası. Hoppa. Oo, içlerini bari boşaltsaydın. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Paint de yapılmış gibi. Evet. Hatta bence Word'de yapılmış gibi. Evet, olabilir. Ya da Winamp'ta da yapmış olabilir. Okan, yaşı 15, meslek öğrenci, idealler mi? İdealler yazmak istiyorum. İdealler yüzme, video tasarım, fotomontaj, müzik. İdealler olma, hobi. Hobi değil mi o ya? Yani... Ama yapmak istiyorum ya. Hobilerim haline getirmek istiyorum. Yüzme bilmiyor ama öğrenmek mi istiyor? Aynen, öğrenmek istiyor. Video tasarlamayı bilmiyor ama tasarlamak istiyor. Fotomontage. Fotomontaj 70'lerde kaldı ya. Photoshop'tur o. En azından kendi eliyle çizmiş. Evet. Güzel. Güzel. Eline sağlık. Eline sağlık. Mesut Furkan Örmez, 19,5 yaşındayım. Bunu kızlar tanışırken söyleme. 19 ya da 20'de. Gözümü seveyim, 19,5 yaşında itici gelir. Öğrenciyim, profesyonel tasarım yapacak eğitimim olmadığı için daha hayal gücümü kullanmak istedim. Güzel. Hayalleri rafa kalktı şu an. Değişik. Dıştaki mavi şart mıydı mesela? Ama kötü olmamış bence. Yok. Şey böyle, nasıl diyeyim? Böyle street giyim. Evet. Markaların logolarına benziyor. Güzel olmuş. Sadece şu tepedeki logo, yani play işareti illa şart değil. Zaten D'nin içinde var zaten. Y, D, aynı zamanda X gibi de olmuş. Evet. İlginç olmuş. Yani. Balığa da benzemiş. Ebrar, blogger'ım ve tanıdıklarım postları... Blogger kaldı mı ya? Ben blogger değilim çünkü hani yazan... Bu arkadaş 34 yaşında değilse niye anlamı yok diye düşünüyorum blogger olmanın. Creator Station, YouTube'un hükümdarları mı? Bir dakika lan. Creator böyle yazılmıyor. Evet, Creator böyle yazılmıyor. Abi lan ben mi yanlış biliyorum bir dakika? Ay, şu ana kadar hep yanlış yazdım herhalde diye düşündüm. Ve Station'da da iyi. Tabii büyük harf İngilizce olmuyor. YouTube'un değil bu arada. YouTube yani. B'de bitiyor. Yani logoda düzgün tek şey ampul ve YouTube'un kendi orijinal logosu. Yukarıdaki sağ üst köşedeki. Zeynep Beyza Doğu. 19 yaşındayım. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Çocukların hayatını değiştiren bir anaokulu öğretmeni olmak istiyorum. Çok güzel hayal. Çok güzel vizyon. Pasta, bizim pasta var. Tamam. Lens. Durağı gibi D. Bak. Mumlar Y gibi. Ayrıca dikine çıkınca durağının D'si de oluyor. Güzel olmuş. İlginç olmuş. Lens sadece biraz RGB'li, Pixel Art'ın logosuna benzemiş. Evet, sanki biraz oradan alınmış gibi. Evet, ama güzel dokunuş. Pasta, lens. Ya, fikir olarak çok güzel. Güzel. Ben, yani şey, kafa yapısını çok beğendim. Evet. Tuna Omaç. Tunç diye okudum. 14 yaşında öğrenciyim. İdealim çok çabalayıp kendimi bir yerlere kadar pes etmeyip getirmek. Güzel. En azından çabalaması gerektiğini de biliyor. O da güzel bir... Baklava. Güzel. Baklava logo. Bu Ömer herhalde. Aynen, ben kamera. Bir de bira mı var acaba? Hayır, dürbün koymuş herhalde de mercek de olabilir. Güzel, komik olmuş. Peki Ömer, çıplak mısın burada? Hani ben kamera tepsiyle kendini kapatıyormuş gibi. Ben kamera kısmı hep çıplağım, onu ilk defa çözen biri olmuş. Güzel ama. Fatma 15 yaşında. Hayalim hayatta kalmak. Hayatta kalmak mı? Benim gibi bir insan. Tek çabası hayatta kalmaya çalışmak. Güzel. YouTuber. Tamam. Eyal. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarım bölümünde ilk senesiymiş. İlginç bir çalışma. Şu ana kadarki en iyisi diyebiliriz. Evet. 18 yaşındayım demiş Samet. 3D artist olmak. Hoppa. Yani touch maç biraz iddialı olmuş. İddialı olmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Ama font olarak falan beğendim. Taha 18 yaşında Akdeniz Üniversitesi Elektrik Bölümünde. Amatörce tasarımlar yapıyorum. Antalya'da yaşıyorum. Haber Üniversitesi'ne editörlük ve tasarım işleriyle ilgileniyorum. Görelim. Vay. İlginç. Güzel. Kötü değil. İlginç. Daha böyle yakınlaştırıp toplanırsa falan evet, şeye güzel. Üzerinde oynanması lazım ama olabilir. Şey gelmiş güzel bence biraz bu. Logonun hikayesi. Zaten. Güzel böyle bir çalışma yapman da güzel bu evet. arada. Yazı fontunun ne açıklanması. Ilgili, evet. Belki biz fontu çok beğenmiş de olabilirdik. Çok güzel olmuş. Amatörce tasarım yapıp bunu göndermiş yalnız. Helal olsun. Bu amatör değil profesyonel bir çalışma bu arada. Böyle açıklaman falan filan. Aynen öyle. Fatih Tığlı. 25 yaşında ve art direktörü. Oo 8 senelik güzel sanat eğitimi. Yani bir anda şeyde düzelmedi mi? Yazım stilleri bilmem ne şeyler. 1,5 sene boyunca 4 ülkede temizlik hizmeti tutan mutlu bir ev. Ki burayı da temizledi mutlu ev. Çok güzel hareketler bunlar. Güldür Güldür, Jest Sosyete, Sezen Aksu gibi. Sonra startup dünyasına girmiş. Fatih Tığlı. Evet çok süper. Görelim. Müthiş kariyer. Tertemiz yapmış. Ben beğendim. Ben de gayet beğendim. Vallahi helal olsun. En iyisi şimdiye kadar ki. Bak. Bak yine bizim şeyle müziği kullanmış. Süper. Intro çok güzel. Intro güzel olmuş. Eline sağlık. Son olarak her hafta videoları merakla bekliyor ve izliyoruz. Teşekkürler Fatih. Eline sağlık Fatih. Şu ana kadarki top zirve Fatih. En iyisi evet. Ali Tinder'da çok takılmış. Tinder bazlı bir logoyla. Aslında kötü değil. Değil ama çok Tinder. Ama ve lakin evet, Tinder'ı çok anımsattı. Yani Tinder'ın videolu şey gelirse mesela onlar bu logoyu kullanırdı. Evet, evet, evet. Evet. Tinder Durağı. Tinder Durağı dedi bir tane anlaşılsa ya. Murat açarsın. Bu kadar bitti mi? Oh be. Vallahi gerçekten. O güzel intro yapan arkadaş neydi adı? Fatih miydi? 25 yaşındaki Fatih. Fatih'in introsunu çok beğendim ama bence o logo olarak oradan bir harf çekmesi gerekiyor bence bu. Bunu ben banner olarak çok beğendim. Banner olarak beğendim. Ben mesela benim kanalım böyle yazsaydı Ekin Kollama falan ben bunu direkt banner olarak yapardım. Ama yani logo olarak bence bu logo değil. Direkt yazı olmaz yani YouTuber Durağı öyle bir yer. Daha çok böyle içinde içerik olduğu için. Ama yani ben en çok bunu beğendim. Ben de öyle yaptım. Ne oldu yaptığında logo arıyorsun şimdi. Düzgün yaptın aramazsın. Allah razı olsun. Aynı zamanda Fatih bizim için kendi hali hazırda yaptığımız videoların thumbnail'larını tekrardan çalışmış. Evet. Ve gayet güzel olmamış mı? Ya ben şöyle söyleyeyim, Fatih kazandı ya. Eğer bu bir yarışmaysa bir kazanana ihtiyacımız varsa Fatih kazandı. Yani ben şöyle göstereyim, sen de zaten koyarsın şeye. Ya bak La Casa de Papel için yaptığı şey de çok iyi bu arada. Banner da yapmış bu arada. Bak banner çok güzel olmamış mı? Zaten şey yazı çok güzel, banner'a direkt onu koysam bile iş yapardı. Güzel güzel. Fatih tebrik ederiz. O zaman Fatih IBAN at. Fatura kesiyor musun Fatih? Çok teşekkür ederim. Ederiz hepimiz gönderdiğiniz logolar için, verdiğiniz emekler için. Fatih şu anda birinci diyebiliyor muyuz? Açık ara. Açık ara Fatih bizim birincimiz oldu. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçıyorum. Tamam abi çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Diğer kısmı ara. Selamlar. Yine ben varım bugün. Ömer yok. Çok güzel bir yarışma yaptık YouTuber Durağı'nın logosuyla ilgili ve onun kazananı Fatih şu an yanımızda. Ona hem bir çekimiz var hem de ona özel bir pasta hazırladık. Logo var üzerinde. Şimdi hep birlikte onu çekeceğiz. Bugün ona ben veriyor olacağım hediyesine. Şimdi pastaya gidelim ve Fatih'i kutlayalım. Evet dostlarım pastam önümüzde ve şimdi kazananı Fatih'i buraya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Pastan bu da çekin. Oo, çok tebrik ederiz tasarımın için. Çok sağ olun. Pastanı üfleyebilirsin. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun o zaman. Gerçekten benim için çok güzel bir sürpriz oldu bu ve bu ofiste sürekli pasta kesildiğini görüyorum ve benim vesilemle böyle bir şeyin var oluyor olması da çok hoşuma gitti. Hem afiyet olsun hem de hayırlı olsun o zaman. Evet. Ömer'e buradan çok selamlar o zaman. Çok ilginç bir kesim tekniği oldu. Tek bir dilim. Cidden düğün töreni gibi bir pasta kesişi oldu. Ofiste pastalar hiçbir zaman bitmiyor. Fotoğraf çekilelim şöyle. Hadi. Evet, bu 1000 TL ile ne yapmayı düşünüyorsun? Yarısını bana verecek. Ben de ufak bir YouTube kanalım var. Muhtemelen oraya bir ekipman sağlayabilirim. Süper. Süper. Teşekkür ederim. Sabah gergede geliriz. Evet. Tekrardan biraz Merhaba. Merhaba Duygu. Ben sana kendi videomun başında bir atıfta bulundum. Dedim Duygu dedim, YouTube Durağı dedim, çekmeye dedim. Başladı dedim ofiste dedim. Sen başladın mı Duygu YouTube Durağı'nı çekmeye? Başladım. Şu an başladım. Başladın da ben geri geldim Duygu. Sen niye bugün buradasın Duygu? Ben bugün YouTuber Durağı'nın konuk sunucusu olarak karşınızdayım. Hı-hı. Çok heyecanlıyım. Biz canlı yayınlar yapıyoruz. Yani Ömer yapıyor daha doğrusu. Biz hemen sahiplendik. Çarşamba günleri ve bu haftada ben sunuyor olacağım. Konukları kimler? Bir tane iptal olan var. Bir tane iptal olan konuğumuz var. Bu kez Sena var. Evet, diğer konuk. Aynı zamanda arkadaşım da bir de Ömer var. Aa öyle mi? gerçekten. O surat neydi öyle? Bir de Ömer var işte. Onu konuğum olarak almak istedim. Hep ben onun konuğu olarak geliyorum. Bir de siz de Ömer'i bir konuk olarak alalım. Onu o şekilde izleyin istedim. Peki şöyle bir sorum var sana. Ben genelde konuklarımı sunarken ilk başlarda onlara atıyorum ufak bir mesnevi, ufak bir gazel atıyorum. Sen evet, bugün bize bir gazel atacak mısın? Bunu dün gece düşündüm. Evet. Gerçekten yatarken bir bunu dedim ki ben konukları ne diye çağıracağım. Az çok bir şey düşündüm. Senin hakkında ne diyeceğimi bilmiyorum. Sen bana güzeller güzeli tatlı Duygu falan diyorsun. Evet. Ben sana bakarsın güzeller güzeli. Aynısını değil mi? Benim dediğimin aynısını. Güzeller güzeli Ömer Şanlı diye Ömer'i çağıracağım. Tatlı mı tatlı? Minyon falan diye çağıracağım seni. Bugün konularımız nelerdir Duygu? Bugün çok ilginç konularımız var. Bu akşam Girls Night yapıyoruz. Evet. Ömer de bize Peru ile eşlik edecek bugün. Bizim hep konuştuğumuz, ya sadece kadınlara bunu pay biçemem ama astroloji muhabbetini belki döndürürüz diye düşünüyoruz. Bu dönem popüler olan böyle şeyler çıktı. Videolarda video sırasında shop yapma gibi bir şey var. Bunu video biliyor muydun? Video sırasında shop yapma mı? Evet, hatta Kendall Jenner'ın bir videosu çıktı. Daha dün falan. Hayır, fotoğrafına shop hayır, yapıyor. Hayır, videoya. Videoya shop evet, yapıyor. Evet. Öyle bir uygulama işte varmış. Belinde böyle hafif bir oynama ki neyi ne yapıyorsa incecik. Peki bu filtre mi? Yoksa ekstra bir After Effects gibi bir ya şey mi? Ya bir tane işte yine uygulama, application'dan evet, o vücuduna mesela TikTok'ta da var ya, TikTok'ta yapıyor mesela. Ben onu sonradan yüzünü küçültüyorsun falan. Evet, evet, evet. Onun gibi canlı canlı yapıyor yani. Vücudunu inceltiyor, belini. He. O zaman ne yapalım biliyor musun? Biz bunu deneyelim. Canlı yayın için sonrasında deneyelim. Bence çok iyi fikir. Canlı yayında atıyorum Murat abi GF'ye getiriyoruz ve inceltiyoruz. Bir de hep şey var ya da televizyon kamera işte 5 kilogram katıyor falan evet, diye bir muhabbet var. Bunun belki tersi de gibi bir şey oluyor. Heh, tam tersi. Bu sefer azaltıyor. Peki Duygu'cum, hazır hissediyor musun şu anda kendini? Çok hazırım. Çünkü bakıyorum şu anda saate 23 dakika geliyor, sonra evet, canlı yayındayız. Heyecanla bekliyorum canlı yayını. Umarım güzel olur. Şu anda bu video yayınlandığı zaman canlı yayın yapılmış oluyor. Olacak. Evet, o yüzden bu canlı yayını tekrarını izlemek isteyenler olursa nereden izliyorlar? Şeyden, başka bir yere söyleyeyim. YouTuber Durağı'nın kanalından bu canlı yayını tekrardan izleyebilirsiniz. Şuradan. Evet. Şuradan evet, izleyebilirsiniz. Bence izleyin. Ömer'in sunucu olduğundan belki daha güzel olur. Belki neden değil olmaz? Ben zaten senin enerjine güveniyorum Duygu'cum. Teşekkür ediyorum. Yağlama ballama bittiyse canlı yayını evet, bence de. Ya ben de hiç yapamıyorum bunu. Hayır, çok heyecanlandım. Çok gerildim. Ruj sürdüm. Şu an boşa gitti sürdüğüm ruj. Biraz üzgünüm. Kamera arkasında iki tane ses duyabilirsiniz. Şu anda Duygu ile ben yan yanayız. Kamera arkasında. Bana her zaman olduğu gibi yine kamera ağır geldi. Şimdi böyle falan tutuyorum. Normalde. YouTuber Durağı'nın 2 bölümünü Duygu sunmuş. Dönme. Biz kamera arkasındayız. Merhaba, konuk benim sanırım. Zamanında YouTuber Durağı'nın 2 bölümünü Duygu sunmuştu. O zamanlar tek bir sıkıntımız vardı. Herkesin gıdısı görünüyordu. Aşağı seni yerim. Şimdi bak, fark etmedim arkadaşlar. Görmüyorum. Çok tatlısın. Evet Buket, nasılsın? İyiyim, yorgunum. Siz bu videoyu bana ne zaman yayınlayacaksınız? Cumartesi. Taşınıyorum artık, biliyorsunuzdur. Muhtemelen video yükleyemiyormuşum, herkes buradan görüyor. Yorgunum ama mutluyum. O kadar uzun zamandır sosyalleşemiyorum ve o kadar iyi gelecek ki burası bana, hissediyorum. Şimdiden iyi geldi çünkü. Ne zaman da çıkıyorsun ki böyle şeyler? Ya dışarı hiç çıkmıyorum desem yalan olur ama işte maskeyle işte bir şey almam gerekiyor. Alıyorum, eve geri dönüyorum falan. Evet. Hiç böyle insan içine ya böyle bir şey yapmak için çıktım. En son ne zaman bilmiyorum. Depresyona girdim ya. Bir de böyle çok seviyorum ben dışarı çıkmayı falan. Yapamıyorum, üzülüyorum. Gözlerin ne güzel. Bugün konuğumuz ne? Sıkıntın yoksa maskeyi çıkarabilirsin. Çıkarıyorum. Rujum bozulmuş mu? Rujum mu var? Ben boşa sürüyorum bunları ya. Evet, kimsenin umurunda değil. No make-up, hafif bir dudak kalemi sürdüm. Doğal duruyorsa ne güzel. Rimelin var mı sence Ömer? Var. Ben güzel anlarsın. Rimel hangisiydi abi? Doğru. Şunu da çıkarayım mı yavrum? Bu akşam Girls Night yapıyoruz. Haberin var mıdır bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben direkt gelir misiniz dedim. Dedim Duygu'yu seviyorum, Ömer'i seviyorum. Tamam, geliyorum falan. Efendim, canlı yayınlarımızı böyle bir setup'ımız var. Şu anda içeride. Orada yapıyoruz. Duygu Hanım, ben de şey yapayım. Siz sunucumuz olarak. Siz sunucumuz. Ne yapacağız? Ben efendim? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Evet, Duygu Hanım anlatsın ne yapacağımızı. Şöyle, çarşamba günleri canlı yayın yapıyor Ömerler. Hatta ilk canlı yayınına katılmıştım. Ben de buradaydım. Bu hafta da Ömer bana dedi ki, işte sana da sonra yazdım. Sen dedi konuk sunucu olur musun? Ben dedim olurum. Sonra dedik ki kimi çağıralım? Ben dedim Buket'i çok seviyorum. Buket'e soralım. Ondan sonra bir konumuz daha vardı. O iptal oldu son anda. Bir konusu var mı peki? Birkaç konusu var aslında. Hem arada soru alırız diyoruz izleyenlerden. YouTube üzerinden 7 yıl boyunca hiç canlı yayın yapmadım desem. Evet. Bir kere bile. O zaman bunun zamanı gelmiş diyorum. İlk canlı yayın. Bu akşam biraz Girls Night tarzında olacak. Evet, Ömer de. Dedikodu yaptığımız, gündem konuştuğumuz. Bu arada gündem aklına gelirse tabii ki alabiliriz senden gündem. Spontane, yani böyle izleyenler için de biraz arkadaşlarıyla sohbet ediyor ben gibi bir yer. Çok korkuyorum çünkü ben karantina ne doğru düzgün kitap okuyabiliyorum, ne insanlarla konuşuyorum, böyle diye kalacağım diye. Düşünmüyorum o. Ben düşünüyorum sosyal ya. Sosyal seviyende düşünüyorum. Geçen şeye turbişona kornişon dedim, arkadaşlar benimle hala dalga. Bunu biz de yaptık, bu şey değil, bu dil sürçmesi. Umarım konuşabilirim. O zaman ben Duygu'ya da güveniyorum, sana da güveniyorum. Kendime zaten güveniyorum. O yüzden güzel bir yerin olacağını düşünüyorum efendim. Evet, senin burcun ne bu arada? Canlı yayınımızda çok yükseldi. Canlı yayınımıza tam şey yazdık. Astroloji de konuşalım diye yazdık. Lütfen ve Merkür Retrosu bitti. Buradan herkes mutlu olabilir. Aynı şeyleri söylüyoruz değil mi? Ya ben nereye geldim Allah aşkına ya? Söyleme, sen bana söyledin, hatırlayacağım. Ya koç ya yay. Yay değil, yay değil. Ya dur sen söyleme, yayında söyleriz ya. Tamam, peki, tahmin ederiz. Başak'tın sanki ya, terazi de olabilirsin ama. Terazi de olabilir, koç da olabilir. Başak da olabilir. Kaç tane burcu var? Çok burcu var, hayır. Mesela şu an koç diyorum ya, koç olmasan senin ya yükselen yay burcun koç, haberin olsun. Sende bir koçluk var, bir yerde çıkacak o. Tamam, onları orada konuşacağız o zaman. Tamam, anlaştık. Tamam, bakalım neymiş. O zaman canlı yayın tabii paylaşılmış olacak dediğimiz gibi. Evet. Umarım keyifli olur, astrolojiyle ilgilenenler. Özellikle evet, zaten şey diyorum, seni almaya gelirken Buket'in de boyu çok uzun ya. O zaman astroloji. Evet, yine gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir video ile karşınızdaydık. Logosu birinci olan arkadaşımızı çok tebrik ediyorum. O zaman hiçbir zaman ödülsüz kalmayacağınız bir gelecek dileğiyle sevgili dostlarım. YouTuber Durağı'nın bir sonraki bölümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Logomu seçerseniz diyor, herhangi bir telif talebinde bulunmam diyor. Lan parasını vereceğiz zaten seçersek yani. Zaten para ödedi var abi. Kanıt olarak da bunu kullanabilirsiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Düşünmen yeterli. Altında imzan yok ama.